Merhaba arkadaşlar. AYT Help geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 34. soru. Şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki kağıt veriliyor. AB'nin uzunluğu AC'nin uzunluğu eşit ikizkenar üçgen 65 65. Bu açının tamamı 50 derece olduğu zaten belli. Şöyle yazalım. ABD üçgeni makasla kesilip şu üçgen makasla kesilip şekildeki bunu kesip şuraya buraya doğru yapıştırıyor. Yani şunu buradan alıp şöyle buraya aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi böyle yapıştırılmış oluyor. AB ile çakışacak AB AC ile çakışacak şekilde düzlemsel olarak yapıştırılıyor. Buna göre BAD B neresini soruyor bize sevgili arkadaşlar? BDAD bize bu açıyı sormuşuyor. Bakınız ben bu açıya alfa, buna teta diyeyim. Şöyle kalemimizi değiştirelim. Şuna alfa, buna teta diyelim. Bu gene şurası teta olmuş oldu. Yani burası alfa artı teta. Alfa artı teta'yı burada kaç vermiştik biz arkadaşlar? 50 derece. Burası da 50 derece olacağı için doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. 35. soru. Fatih İlkokulu Müdürü veli toplantısı için eni 80 cm, boyu 100 cm olan afiş yaptırıyor. Bu afişi toplantının yapılacağı salonun sahnesine astırıyor. Sahne 200 cm yüksekliğinde olup makaralı bir sistem ile çalışıyor. Makaralar eşit mesafede ve her birinin arası 40 cm'dir. Yani şu uzunlukların her birinin arasını 40 olarak vermiş arkadaşlar. Yani şöyle yazayım şimdi buradan. 40, 40, 40 biçimde olmuş oluyor. Yani burada şurası 80 birim olmuş oluyor. Şurası 40, burası da 40. Müdür bey afişin çok yukarıda kaldığını fark edip afişe zemin arasında 70 cm olacak şekilde aşağıdaki gibi asıyor. Bakınız ne yapmış? Burası 70 cm olacak şekilde asmış. Bunun sahnenin yüksekliği şunu buraya uzatırsak burası 200'müş arkadaşlar. Bak şunu şöyle şuradan bunu yere çizersek eğer. Burası 100. Aynı şekilde şu uzunluk burası da 100 birim. 100 cm. 70 de burada 170. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 30. Bakın şöyle bir şekil düşünebiliriz. Burası 80. Böyle bir dik geldi. 40'a 40 böldü. Burası 30. 30, 40, 50 özel üçgeni 50. Devam ediyorum. AB üçgenindeki ipin uzunluğu kaçtır? Yani bize bu üçgenin çevresini sormuş. Yani 50 artı 50 artı 80'i sormuş. Cevabımız 180 Diyarbakır seçeneğidir. 36. soru. Bir site dikdörtgen şeklindeki bir alanı aşağıdaki gibi farklı bölgelere ayırıp laleler dikiyor. Sarı lale, renkli laleler 6, kırmızı laleler 12 metrekare alana dikiliyor. Buna göre beyaz renkli lalenin dikildiği alan. Şuraları soruyor. Bakın şunu bir tane şöyle dikdörtgen olarak buraya çizmiş olayım. Bu şekilde tekrar buraya çizelim. Böyle. Bu buraya, bu da buraya gelsin. Şimdi sarı bölgenin alanı bu alan 6. Burası 6. Kırmızı laleler 12. Burası 12 olarak vermiş. Bize beyaz laleler şu ikisinin toplamını sormuş açıkçası. Şimdi bakınız şöyle diyebilir miyim acaba? Buradan böyle bir dik çekersem burada bir dikdörtgen oluşturursak. Köşegen 6 ise burası da 6 olur. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Dikdörtgenin kuralına göre ikisinin toplamı daha doğrusu paralel kenarın özelliği bu. A artı B 12 olmuş olur. Tamam. Bize sorduğu yer burası değil miydi? Yani A artı B artı 6'yı soruyordu değil mi? Hemen bunu bulalım. A artı B 12 idi. 12 artı 6 cevabımız 18 olur. Doğru cevap Cizre seçeneği. 37. soru. Birim kareli zemin üzerine 2 birim yarıçaplı yarım çeyrek daireler şeklindeki gibi süsleme yapılmıştır. Buna göre süslemenin kapladığı alan kaç birim karedir demiş bize. Yani bize şu kırmızı bölgenin alanı kaçtır diye bir soru sorulmuş. Bakın şurada dikkat ederseniz şuradaki şöyle bir tane ben dikdörtgen biçimde bir ifade oluşturayım. Bu oluşan ifadenin içerisine dikkat edin. Şunu da şuradan şöyle çizmiş gibi gösterelim. Şöyle burada zaten net bir şekilde şunların çeyrek ve yarım daireler biçimde nasıl arandığını ayrıldığını görülmüş zaten. Şimdi bakınız arkadaşlar bu alana A alanı olsun. Bu alanda yani ne oldu? 2 birim yarıçaplı çeyrek dairenin alanı A birim. O zaman şunların her biri A birim olmak zorunda. Her birine A yazmış olalım buralara. Çeyreklere de dahil. Şurası 2A oldu dikkat edin. 2A. Burası da 2A olmuş olsun. Şimdi bak bir de burada bir parçalar oluştu. Şu parçalara B birim diyelim. Şurası B. Dikkat edin o zaman burası BB. Şurası 2B. Burası da 2B. Burası da 1B biçimde olur. Yani dikkat edin kırmızı bölgelerin alanlarda ne oldu? 2, 4, 5, 6A artı 2, 4, 5, 6B. 6A artı 6B nedir diye bize soru sorulmuş oluyor.
Bakınız burada bir dikdörtgen oluşuyor, dikkat edin. Dikdörtgenin alanına dikkat ederseniz 1, 2, 4, 6A, 2, 4, 1 de, 1, 1 de burada 6B. Yani dikdörtgenin alanını bulduğum anda şu kırmızı desenlerin alanını bulmuş olurum ben. Bu yarı çapı kaç birimdi arkadaşlar? 2 birimdi. Burası 1 birim, 1 birim, 2 birim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani şöyle oldu. Bir tane dikdörtgenimiz var. 2'ye 12 biçimde. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bunun alanı o zaman 2 çarpı 12. Cevabımız 24 olarak bulunmuş olur. Diğer bakır seçeneği. 38. soru. Analitik düzlemde O, A, B, C ve A, D, E, F kare şeklindeki fayanslar bir zemine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Mavi renkteki fayansların bir kenarı 10 cm. Hemen şuraya yazabilirim. 10 birim, 10 birim. Buralar 10 birim. Turuncu renkli fayansların bir kenarı 6 birim. 6, 6. Buralara 6 yazabilirim. 10 olabilmesi için burası 4 olur. Şurası 6 olduğu zaten bellidir. Buna göre fayansların B ve E uç noktalarından geçen doğru, yani şundan bahsediyor. Doğru. X, E, X, E ekseninin kesit noktalarının uzunlukları toplamı, yani şurasıyla burasının toplamı kaçtır diye bize bir soru sorulmuş. Burada kare olduğu için 90 derece. Kare, bunların her biri 90 derece. 90 derece. Alfa, dikkat edin burada zaten bir benzerlik oldu. Ortada aşikar. Şurası alfa, burası teta. Burası alfa, burası da teta oldu, öyle değil mi? Şimdi şu uzuna A birim, şu uzuna B birim diyelim, olur mu? Burada benzerlik var. Şunların benzerliğini yaparsan dikkat. Alfanın karşısında 10 var. Alfanın karşısında 10'un. Alfanın karşısında şurası 6'ydı. 6'ya oranı. Teta'nın karşısında A var. Teta'nın karşısında 4 birim var. Yani şu ikisinin benzerliğini kullanarak açı benzerliğine göre buradan 40 bölü 6 A'nın değeri 40 bölü 6 yani 20 bölü 3. Hemen şunu ekleyelim. 20 bölü 3 artı 10 birim de burada vardı. 30, 50 bölü 3. Birinci bulduğumuz, şuraya yazıyorum. 50 bölü 3 artı, şimdi buraya bulmak için şu B'yi bulmam lazım. O zaman yine bu ikisinin benzerliğini kullanabilirim. Alfanın karşısında şöyle gösterelim. 6 var. Alfanın karşısında B var. B dedim oraya çünkü. Teta'nın karşısında 4 var. Teta'nın karşısında 6 var. Buradan sadeleştirirsek 36 bölü 4'ten B'nin değerine 9 bulmuş oluruz. Burası 9. 19, 6 daha 25. Artı 25 geldi. Yani işlemimizin sonucu 50 bölü 3 artı 25. 75, 50 daha. 125 bölü 3 olur ki o da Diyarbakır seçeneğinde verilmiştir. 39. sorumuz. Ayşe Hanım yarıçap 6 cm olan cam silindir şeklindeki sürahiyi içinde bir miktar su ile masanın üzerine bırakıyor. Oğlu Can yarıçap 3 cm olan oyuncak futbol toplarından 3 tanesini sürahinin içerisine atıyor. Buna göre sürahideki su kaç santimetre yükselir? Şimdi bu soruda şunu söylemesi lazımdı aslında. Toplar tamamen suyun içine batmaktadır demediği zaman su zaten o kadar, bunun hacmi kadar yükselmeyebilirdi. O yüzden bunu söylemesi gerekirdi. Topların tamamı suyun içerisine batıyor diye biz kabul edeceğiz. Şimdi burada öncelikle şöyle bir silindir biçimindeki içinde suyumuz var. Şu kadar su olsun mesela. Bunun suyun hacmini bulduğumuzda mesela ne kadar yükselecek şu? Diyelim ki bu kadar yükselsin. İçerisine şu 3 tane topumuzu buraya geldiğini düşünelim. Bu 3 topun hacmi kadar şurası yükselmiş olacak. Bir topun hacmi diyelim. Neydi? Küre gibi düşünürsek eğer, kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yarı çapı 3 cm olduğuna göre 3'ün küpü. Sadeleştirdi yaparsak burada kare kalacak. 9, 9 kere 4, 36 pi. Yani demek oluyor ki bir tane kürenin hacmi 36 pi'miş. 3 tane içine attığına göre 3 tane topun hacmi diyelim. O da 36 pi çarpı 3'ten cevap şurası 108 pi olmuş olur. Yani ne oldu? Demek ki bu artan miktar şurası 108 pi kadar yükselir. Zaten bize bu haşı sormuş. Bunun hacmi 108 pi olmalı. Hacim formülümüz neydi? Bunun yarı çapı şurası 6 birim olarak soruda zaten verilmiş. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 36 pi çarpı h 108 pi olması gerekiyormuş. Buradan pi'ler sadeleşir. H'ın değeri şöyle gösterelim. 36 pi çarpı h 108 pi neydi? Bu oluşan şuranın hacmi
Yani aynı zamanda 3 topun hacmine eşittir. Pi'ler sadeleşti. H eşittir buradan. 108 bölü 36. Cevabımız 3 olur. Doğru seçenek Bursa. Son sorumuz ne demiş bize? Analitik düzlemde AX artı B artı C doğrusunun X eksenine göre simetri bu doğru olduğuna göre B artı C toplamı nedir? Şimdi hatırlayalım. AX artı B'ye artı C eşittir 0 doğrusunun X eksenine göre X şöyle gösterelim. Eksenine göre simetrisini alırsak ne yapıyorduk? X'e karışmayıp Y'nin işaretini değiştiriyorduk. AX eksi B'ye artı C eşittir 0 olur. Bu ile bu aynı doğruyu gösterdiğine göre A problem yok. Bakın Y'nin katsayısı Y'nin katsayısı eşit olmalı. B eksi 2 neye eşit olmalı? Eksi B'ye eşit olmalı. Buradan 2B 2'ye eşitse B 1 bulduk. C ile yani 4 eksi C buradaki C'ye eşit olmalı. O zaman bu tarafa atarsam 2C 4'e eşitse C de 2 olur. Sorduğu şey B artı C'di. 1 artı 2 3 olarak doğru cevap Cizre seçeneği olmuştur.